Yazın en sık görülen kulak hastalıkları neler diye bir soru sorulduğunda iki şey çok karşılaştığımız hastalık oluyor. Bunlardan bir tanesi kulak kirinin şişmesi ve kulağın tıkanması. Eminim sizin ya da bir arkadaşınızın, bir yakınınızın başına çok gelmiştir, gelecektir. Çünkü yaz mevsimi deyince içimize şeker açıyor, enerjiyle doluyoruz ve bir an önce kendimizi denize atmak istiyoruz. Yani ülkemize özgü tatil anlayışlarından birisi yazın sıcaklarının gelmesiyle beraber hemen denize atmamız kendimizi ve ferahlamamız çok iyi geliyor. Çok güzel oluyor. Eğleniyoruz, oynuyoruz ama bu arada kulaklarda nasibini alamıyor. Nedir kulakların başına gelen? Kulak yolunun içine ki biz ona dış kulak yolu deriz. Yani kulak kepçesinden içeri doğru giren yol dış kulak yoludur. O çıkmaz bir yoldur ve bittiği yerde kulak zarı vardır. Şimdi bu dış kulak yolunun içine su girebiliyor. Giren su aslında dışarıda çıkıyor. Yani genelde öyle. Ancak dış kulak yolunun içine bir kir denen kulak salgısı birikimi var ise o zaman suyu alınca o şişip orayı tıkayabilir. Tıkayınca böyle parmaklarınızı kulağınızı tıkamışçasına artık duyamaz hale geliyorsunuz. Sadece duymamak değil, bazen kişi dengesini bile zor bulabiliyor. Yani umulandan daha fazla rahatsız edici bir durum. İşte yazın en sık gördüğümüz hastalıklardan birisi bu. En sık bu nedenle bize başvuruluyor. Kışın gördüklerimizden çok daha fazla. İkinci bir hastalık ise dış kulak yolu veya orta kulak iltihabı. Yani bu durumda kulak kirinden farklı olarak ağrılı bir hastalık. Bazen bir tıkanıklıkla da seyreden bir hastalık. Sıklıkla dış kulak yolu iltihabını bu bölgeye basmakla, yani kulağın önündeki kıkırdağa basmakla bir ağrı. Orta kulak iltihabında ise tıkanıklık hissi, yani işitmede bir azalma, bir perde varmış hissi ile karşılaşılıyor. Ve bunlar da bizim ikinci sıklıkta gördüğümüz hastalık türü oluyor.